Sevgili izleyiciler, Enerji Bakanı Taner Yıldız beklenen elektrik zammı oranını açıkladı. Ayrıntıları ART muhabiri Murat Erçin aktaracak. Murat. Evet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız elektrik zammı ile ilgili olarak nihai tüketiciye zammın %10 civarında bir rakam olarak yansıyabileceğini söyledi. Bakan Taner Yıldız Ankara Rixos Otel'de Türkiye, Irak ve Suriye Çevre ve Su Bakanlarının bir araya geldiği Üçlü Bakanlar Toplantısı öncesinde konuyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Yıldız enerji sektörünün özellikle kendi ayakları üzerinde yürüyebilmesi, hatta büyüyen Türkiye'de koşabilmesi lazım dedi. Elektrik zammını savunurken hazineye yük olmadan enerji kitlerinin kendi aralarında bu alışverişi rahatlıkla yapabilmesi gerektiğini söyledi Bakan Yıldız. Bilindiği gibi TETAŞ'ın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan %21.8'lik bir zam talebi olmuştu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bugün son toplantısını yapacak konuyla ilgili ve elektrik zam oranı açıklanacak. Bu konudaki son söz Enerji Bakanlığı değil, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ait. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun %10 ile 20 arasında bir rakam açıklaması bekleniyor. %21.8'lik bir zam teklifi var. Yıldız nihai tüketiciye, yani vatandaşa, sanayiciye, tüccara, çiftçiye elektrik veren kurumun TETAŞ değil, dağıtım şirketi TEDAŞ olduğunu söyledi. Söz konusu rakamın bir nihai zam olarak kamuoyunda yazılı ve görsel basında yansıtılmasının doğru olmadığını söyledi Yıldız. 21.8'lik zam teklifinin TETAŞ'ın olduğunu söyledi ama asıl dağıtım şirketi TEDAŞ olduğu için bu zam konusuyla ilgili son rakam %21.8 olmayacak dedi. Ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun bugün yapacağı toplantıyla bu konuyu karara bağlayacağını söyledi. Bakan Yıldız son olarak da Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun aldığı tekliflerle beraber bir değerlendirme, son değerlendirme yapabileceğini yapacağını işaret etti ve benim de tahminimi sorarsanız nihai tüketiciye, vatandaşımıza %10'lar civarında bir rakam gelebilir diye konuştu Enerji Bakanı Taner Yıldız elektrik zammı ile ilgili olarak. Peki, Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamalarının ayrıntılarını Murat Erçin'den dinledik. Değerli izleyenler, konuyla ilgili olarak şu an Elektrik Mühendisler Odası Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Önder telefonu attığımızda. Sayın Önder, hoş geldiniz haber merkezine. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. TETAŞ'ın zam talebi nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun da onayıyla elektriğe %10 zam yapılacağı Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından söylendi ve bir resmiyet kazandı bir açıdan. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten bir zamma ihtiyaç var mıydı? Yoksa zarar etmemesi nedeniyle, TETAŞ'ın zarar etmemesi nedeniyle mi yapılan bir zamdır bu? Şimdi efendim, bildiğiniz gibi bu 3 aylık periyotlarda otomatik fiyatlandırma mekanizması uygulanıyor. Dolayısıyla Ekim ayında tekrar otomatik fiyatlandırmaya geçilecek. Ancak bu otomatik fiyatlandırma gerçekten ne kadar bağımsız, ne kadar gerçekçi ve halkın ekonomik durumuyla ilgili veya şu andaki üretim taleplerinin ekonomisiyle ilgili, girdilerle ilgili. Bildiğiniz gibi bundan önceki fiyatlandırmada, otomatik fiyatlandırmada biz indirim beklentisi içerisindeyken, maliyetlerde bir indirim, girdilerde bir indirim söz konusuyken herhangi bir indirime gidilmedi. Yani otomatik fiyatlandırma aslında sadece otomatik zam olarak işlemeye başladı. Evet. Dolayısıyla bunun şu anda girdilerde hangi girdilerden dolayı TETAŞ'ın %20 zam önerdiğini şu anda tam tespit edemiyoruz, bilemiyoruz. Ancak bundan önce biliyorsunuz Türkiye'de doğalgaz üretimine dayalı santrallerin önemli bir yekün tuttuğunu biliyoruz. %50 civarında doğalgazla dayalı üretim yapılmaktaydı. Doğalgazda çok ciddi indirimler yapıldığı halde bu girdilere yansımadı, maliyetlere yansımadı ve herhangi bir indirim gerçekleşmedi. Dolayısıyla otomatik fiyatlandırma aslında sadece zam söz konusu olduğunda gündeme gelmekte. İlk olarak bunları söyleyebiliriz. Evet. Peki baktığınız zaman mevzuata göre yılı zararla kapatmaması gereken TETAŞ'ın zam yapmak zorunda olduğu iddia ediliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani TETAŞ'a baktığınız zaman tekel durumunda evet, bir şirket evet, ve elektrik de aynı oranda geliyor. Yani bir evet, elektrik kurumunun, tekel olan bir elektrik kurumunun zarar etmesini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi
Şimdi efendim TETAŞ şu anda %45 civarında elektrik üretimi TETAŞ'ın kontrolünde. Dolayısıyla evet, herhangi bir zam veya indirimde TETAŞ belirleyici rol oynuyor. Ancak şöyle bir durum da söz konusu. Aslında tüketimde de bir azalma var. Dolayısıyla bu şey, elektrik fiyatlarının artışında önemli olan dengeleme uzlaştırma yönetmeliği gereğince bu artan talebe göre buradaki fiyatlar da yükseliyordu. Şu anda öyle bir şey de söz konusu. Dolayısıyla buradan DUİ'den, yani kara borsa değil bizim sistemde, herhangi bir girdiği artışın söz konusu olmaması gerekiyor. Evet. Yani bu oranda TETAŞ'ın zam yapmasını gerektiren girdilerin olduğunu düşünmüyoruz. Son zamanlarda hükümetin bütçeyi denkleştirmeye yönelik bir takım girişimleri var. Buradan kaynaklı bir takım değerlendirmeler var mıdır bilemiyoruz. Tabii. Evet. Yalnız bizim de duyduğumuz, bildiğimiz TETAŞ'ın böyle bir öneriyi götürdüğünü biliyoruz. Bunun da Sayın Bakan da bunu açıklamış. %10 civarında yansıyacağını söylemiş. Doğrudur. %20 eğer TETAŞ için talebe uygun görülürse bu fiyatlandırmayla bu %10 yansıyacağı yetkili ağızlarımızda açıklanmış durumda. Ancak evet, biz bunun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyoruz. Sayın Önder, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Ve şu dakika itibariyle Ankara'nın gündemine bir göz atalım.